Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, yine uzun süredir benden istemiş ve sormuş olduğunuz bir video var. Nedir o? Bugün motorumuzun yağını değiştireceğiz. Yağ bakımını yapacağız. Aslında bu videonun daha önce gelmesi lazımdı. Çünkü YouTube kanalımı açalı bir yıl oldu. Birçok video çektik ancak yağ bakımını yapamadık. Ancak anlatımlı bir videom vardı. Yağ bakımını niçin yapmadık? Aslında bu motor alalı 3000 kilometre oldu. Yağ bakımına, yağ değişimini yaptık ancak şöyle yaptık. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz yerde maş dişlisi var. O maş dişlisinin değişmesi gerekiyordu. Tam yağ değişim zamanı da o zamana denk gelmişti. Bunu ustamla yapmıştım, bir tamircimle. Onun talebi üzerine, onun önerisi üzerine bu kapağı açtığımız zaman yağın boşalması gerekiyor. Yani boşalıyor. Boşalacak olduğu için de maş dişlisini değiştirdikten sonra yağ boşanacak olduğu için yenisini o zaman katarız, değiştiririz demişti. Ve kendim değiştiremediğim için o şekilde çekemedim. Dediğim gibi motoru yaklaşık 3000 kilometredir bende. Bir sefer o zaman yağını değiştirdik. O şekilde değiştirdik. Ben değiştirmedim. Şimdi ise yaklaşık bir 1500 oldu. Yağ değişimini yapacağız bugün. Aslında 2000 kilometrede bir yapılıyor ancak bunu kaliteli bir yağ kullanıyorsanız 2000 kilometrede bir, kalitesiz ise 1000 kilometrede bir geçmeyin tavsiyesinde bulunayım size. Ancak 2000 ile 1000'in arası isteğe bağlı değiştirebilirsiniz. Bu 1500, 1700 olur, 1300 olur. Size kalmış bir şey. Bir de yağınızı kontrol ettiğiniz zaman eğer ki yağınızda çok siyahlanma ve aşırı sıvılaşmışsa, daha akışkan olmuşsa, incelmişse yani yağınız, değiştirebilirsiniz. Ve aynı zamanda örnek veriyorum, yağını değiştirdiniz, 1000-1500 oldu, yağda biraz eksilme var ancak motorunuz yağ yakmıyor. Bu durumda da yine yağınızı değiştirmenizi tavsiye ederim. Benim motorum da şu an 1500'leri geçti. Çok hafif bir yağ eksiltmesi var, çok bir zararı yok ancak yine de ben yağınızı tamamlayın derim. Şimdi size eksik olan kısmını göstereceğim. Şimdi bakın bu şekilde. Önce bir yağ çubuğumu temizleyeceğim. Rengi ise bu şekilde arkadaşlar. Haliyle 1500 kilometre olduğu için siyahlanma var. Yerine tekrar takıp tekrar açacağım. Ve size yağın göstergesini göstereceğim. Şu an motorum düz bir zeminde. Buna düz bir zeminde bakmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar, yağ çubuğumuzun uç kısmında yer alıyor. Bu yağın arkadaşlar çubuğun ucundaki ince kısımdan kalın kısma geçerken tam o miktarda olması gerekiyor. Oradan yukarı da çıkmaması gerekiyor, aşağıya da. Onun için yağımızı her 1500 olur, 2000 olur, 2000'i geçmeyecek şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Ve ben sürekli kastrol kullanıyorum. Yine kastrol aldım. Görmüş olduğunuz gibi 10-40 arkadaşlar. 4T, 4 zamanlı motor yağı bu. 4T anlamı odur. 10-40 ise numarasıdır. Aslında daha önce sizlere önerilerim 20-40'tı. Ustam o şekilde değiştiriyordu. Ustama hani ben sorduğum zaman niçin 10-40 değil de 20-40? 10-40'ı daha çok yarış motorlarında kullandığını söylemişti. 20-40'ı öneriyordu. Kendisi sürekli motorlarda 20-40 değişimi yapıyordu. Ancak ben yine 10-40 yapacağım. Çünkü kullanma kılavuzlarında da bu şekilde belirtilmiş. Yağımı aldım. Yağım 1 litre. Yaklaşık 850-900 milim. 950 o ara yağ alıyor motorumuzun hacmi. Bazen tam 1 litre almıyor. Ancak bunu zaten videoda da göreceksiniz. Ölçe ölçe katacağız. Tamamını katmayacağız. Çünkü fazla katarsak bu sefer boşaltmamız gerekecek. Böyle bir hunimiz var. Şurası buraya uyması gerekiyor. Böyle bir huni ayarladık. Nasıl yapacağız arkadaşlar işlememizi? Eğer motorumuz sıcak ise tekrar ısıtmaya gerek yok. Hani bir yoldan gelmişizdir. Motorumuz sıcaktır. Hemen yağ değişimi yapacaktırız.
O şekilde yapabiliriz. Ancak eğer motorun soğuk ise, özellikle kış aylarında iseniz, motorunuzun yağı kalınlaşacaktır. Onun için motorunuzu çalıştırıp birkaç dakika ısınmasını bekleyin. Isındıktan sonra aşırı ısınmasına gerek yok, böyle el ayak yakacak şekilde. O kadar ısındıktan sonra istop edip yağınızı değiştirebilirsiniz. Motorumuzu ısıtmamızın sebebi ise arkadaşlar, yağın daha fazla akışkan olması, daha fazla incelmesi ve boşaltırken tamamının içerisinden boşalması için bu işlemi yapıyoruz. Motorumuzu düz bir zemine alacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde lastiklerin altına taş koydum. Sebebi ise altına daha rahat sığmam için ve aynı zamanda lokma takımım olmadığı için bu anahtarla açacağım. Onun için bu anahtarla açmam için biraz motoru kaldırmam gerekiyordu. Onun için kaldırdım. Hem altında daha rahat çalışmam için. Şimdi motorumu çalıştıracağım arkadaşlar. Biraz ısınmasını sağlayacağım. Daha sonra ısındıktan sonra ise yağ boşaltma işlemine başlayacağız. Arkadaşlar motorumu çalıştırdım. Birkaç dakika ısınmasını bekleyeceğim. Daha sonra yağımızı tıpasını açarak boşaltacağız. Arkadaşlar yağ tıpamız burası. Burayı 17 numaralı bijon veya lokma takımımızla açıp yağımızı boşaltacağız. Tamamen boşaldıktan sonra ise yine tıpamızı kapatıp üstten yeni yağımızı dolduracağız. Bu da arkadaşlar yağımızı boşaltacağımız eski bir kap. Siz de bu şekilde bir kap ayarlayıp yağınızı boşaltabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi açma işlemine geçiyorum. Açma işleminde arkadaşlar kullanacağız anahtar önemli. Eğer yalama yaptırırsanız ondan sonra çok uğraşırsınız. Bayağı bir problem çıkar. Bu şekilde ben bijon anahtarımla açacağım. Zaten anahtar biraz büyük kullanırsanız açma işleminiz daha kolay, daha rahat olur. Biraz daha gevşetmem gerekiyor. Arkadaşlar açarken ise tıpayı yukarı doğru bastırarak açacaksınız. Bunu yapmamızın sebebi ise, siz aşağı doğru gevşedikçe salarsanız tıpanın yanından yağ gelecektir. Yukarı doğru basacaksınız. Tıpa tamamen pasodan sıyrılıp çıktıktan sonra elinize alacaksınız. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar alttaki tıbayı açtıktan sonra ise yağ koyduğumuz hazneyi buradan açarak yağın daha erken ve daha hızlı boşanmasını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar yağ tıpamız ve yağ filtremiz bu şekilde. Yağ filtrem temiz olduğu için iyice yağ çözle temizledikten sonra yine aynısını kullanacağım. Bu şekilde arkadaşlar yay olduğu için sökme esnasında çekip hemen çıkaramadım. Yağ biraz boşandı dışarıya. Yağ filtremizi ise yine aynı şekilde yayın üstüne bu şekilde takıp yerine monte edeceğiz. Arkadaşlar aynı sökmüş olduğumuz şekilde yerine aynı şekilde geriye takacağız.
Bu şekilde ben yağ filtresini içerisine oturtturdum. Bakın bu şekilde takıyorum. Biraz yay olduğu için bastırıp çevirmeniz gerekiyor. Bakın şu an geçti. Daha sonra elinizle sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırın. Daha sonra anahtarla sıkın. Anahtarla çok aşırı fazla sıkmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü hem yağ filtresinde hem de yine tıpada lastik var arkadaşlar. Lastik deforme olursa yağ kaçırabilir. Zaten ben sökerken de görmüştünüz, çok fazla zorlamama gerek kalmadı. Bakın bu şekilde yeterli. Şimdi ise üst taraftan yağımızı doldurmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar yağ doldurma işlemine başlıyorum. Bu şekilde yağınızı doldurun. Ancak kutu içerisindeki bütün yağı boşaltmayın. Sonunda biraz kaldığı zaman ölçüm yapa yapa o şekilde boşaltın. Şimdi zaten o şekilde yapacağız. Bu arada motor yağımızın fiyatı arkadaşlar 65 lira. 1 litre kastrol O40 4T motor yağımız. Arkadaşlar bir ölçmek istiyorum. Daha sonra devam edeceğim. Arkadaşlar yağ çubuğumuzu iyice temizledikten sonra bir bakmak istiyorum ölçümüne ne kadar dolduğunu. Fazla doldurmayın arkadaşlar. Yüksek basınçtan dolayı motorunuzda problem çıkabilir. Çok eksik de olmaması gerekiyor. Bakın şu an bizimki tam miktarında. Bu şekilde olacak. Arkadaşlar çubuğumuzun ucunda olursa çok sıkıntı problem yaşatmaz. Ancak ben size tavsiyem çubuğun gösterge ile şu kalınlaşan kısmın tam buraya kadar yağ katabilirsiniz. Buradan yukarısı da sıkıntı. Eğer ki çubuğunuza hiç yağ değmiyorsa o büyük problemler aşar başınıza, motoru yaptırmaya kadar gidersiniz. Bir de arkadaşlar şimdi motorumu çalıştıracağım. Olduğu yerde çalıştırarak yağın içerisinde, motorun içerisinde her yere dağılmasını sağlayacağım. Daha sonra tekrar ölçümünü yapacağım. Bu işlemi bu şekilde de yapabilirsiniz. Aynı zamanda motorunuzla kısa bir tur yapıp yine ölçümünü düz bir zemin üzerinde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar motorumuzu birkaç dakika rölantide çalıştırdım. Yağın motor içerisinde tamamen her yere süzülüp taban kısmına oturmasını bekledim. Şimdi istop edip tekrar kontrol edeceğim. Eğer ki bir eksilme yoksa göstergemizde işlemimiz bu şekilde sonlanacak. Bu işlemi arkadaşlar motor çalışıyor iken değil istop halinde bakın. Bakın bu şekilde. Şimdi temizleyip tekrar bakacağım. Arkadaşlar motorumuzu ilk istop ettiğimizde hemen baktığımızda yağ daha fazla eksikti. Ancak birkaç dakika bekleyip tekrar ölçüm yaptığımız zaman bu sefer yağ göstergesi biraz daha yukarı çıktı. Çünkü motorumuzu çalıştırdığımız zaman yağ bütün aksamlarına ulaştı. Birkaç dakika bekledikten sonra tekrar taban kısmına süzüldüğü için doğru bilgiye şimdi ulaştık. Zaten yağınızı değiştirdiğiniz zaman arkadaşlar ilk birkaç turdan sonra denemesini yapın. Tekrar kontrollerini yapın. Ondan sonra asıl doğru yağ göstergesine ulaşacaksınız. Ondan sonra ne eksilir ne çoğalır. Bakın arkadaşlar bizim yağımız bu şekilde. Göstergemiz. Bundan aşağı inmesi çok hoş bir durum değil. Bu şekilde olabilir. Zaten bizim motor üzerinde 900 milim yağ aldığı yazıyor. Benim motorumda. Biz de sanırım o kadar yağ kattık. Şu anda doğru göstergeye ulaştık. Bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Siz de bu şekilde motor yağınızı değiştirebilirsiniz.
Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.